Yeni videodan herkese selamlar. Bu videoda genellikle evlerde kullandığımız çeşitli elektronik cihazların yazılımsal problemlerini gideren CH341A adlı programmer'dan bahsedeceğim. Peki bu hangi cihazlarda işe yarıyor? Öncelikle buna değineyim. Uydu alıcıları, tüplü TV'ler, LCD LED TV'ler, masaüstü ve laptopların BIOS yazılımından tutun da modem ve otomüzik çalarlarına kadar birçok cihazın yazılım yüklemesinde işimize yarıyor. Ayrıca bazı Arduino projelerinde de iş görmektedir. Evet, kısaca bu mini programmer'dan bahsetmek gerekirse, bu genelde 24 serisi EEPROM'ları ve 25 serisi flash entegrelerini programlamaya yarayan bir alettir. İsmini üzerindeki entegreden almıştır. Evet, burada da aletin detaylı özelliklerini görüyorsunuz. Sizler için hazırlamış olduğum bu görseli inceleyerek alet hakkında daha fazla bilgi sahibi olabilirsiniz. Evet, CH341 adlı programları tanıdıktan sonra bir sonraki bölüme geçiyoruz. İsmini yazdığınızda internetten rahatlıkla bulabileceğiniz bu cihazı aldığınızda paketten çıkanlar bunlar. 1 adet USB programlayıcı, 1 adet SOP8 test klipsi, ve 2 adet bağlantı pini ile birlikte gelmekte. Bir de ekranda gördüğünüz ekstradan satılan soket adaptöründen alabilirsiniz. Bunu almanızı önemli tavsiye ediyorum. Çünkü bununla sökme takma derdi olmadan entegreyi direkt olarak board'un üzerinde programlayabilirsiniz. Böylelikle hem zamandan kazanmış olursunuz hem de entegreyi sökerken aşırı ısınmadan dolayı board'a vereceğiniz olası zararı önlemiş olursunuz. Şimdi cihaza bir de yakından göz atalım. Burada gösterdiğim soket entegre tutturma soketidir. Bu iki bölümden oluşmaktadır. Bu ilk 4 sıra 25 serisi entegreler için, diğer 4 sıra ise 24 serisi entegreler içindir. Zaten görmüş olduğunuz gibi hemen yan taraftaki işaretten de hangi entegrenin nereye takılacağı ve bağlanış yönü gösterilmiştir. Aynı işaretleri alt kısımda da görebilirsiniz. Buradaki yerleşim planına bakarak entegrenin montajını yapabilirsiniz. Ayrıca bağlanış yönü demişken bilmeyenler için şunu belirtmekte fayda var. Tüm entegrelerin belirli bir yönü vardır. Bu nedenle üreticiler entegrenin belirli noktalarına çentiklerle işaret koyarlar. Bu işaretlere dikkat etmelisiniz. Aksi halde ters takarsanız entegre aşırı ısınıp yanabilir veyahut da devre zarar görebilir. Şimdi entegreleri programlama aşamasına geçiyoruz. Tabii önce bağlantı pinlerini klipse lehimlememiz gerekiyor. Evet, şimdi yandaki işarete bakarak soketi programlayıcıya yerleştiriyoruz. Evet, bu görmüş olduğunuz 25 serisi flash entegresi. Bir LCD TV'ye ait olan bu entegreyi programlamak üzere bantla programlayıcıya yerleştireceğim. Yalnız bu yöntemi pek tavsiye etmiyorum çünkü ilk denediğimde ara sıra temassızlık olduğu için sürekli hata veriyordu. Size tavsiyem ekranda gördüğünüz bu metal kıskaçlardan kullanmanızdır. Bunu tüm kırtasiyelerde bulabilirsiniz. Bir diğer yöntem ise lehimlemek.
Tabii bu sök tak esnasında zaman alan ve zamanla lehim yerlerinde yüksek ısıdan dolayı kopmalara sebep olan bir yöntemdir. Ayrıca bunun gibi sabit entegre soketlerinden de takabilirsiniz. Evet, şimdi bilgisayara takıp yükleme programını çalıştırıyorum. İndirdiğiniz programı çalıştırmadan önce ilk adım olarak setup dosyasından kurulum yapmamız gerekiyor. Bende kurulu olduğu için bu uyarıyı verdi, ancak ilk defa kuracaklar için bir kereye mahsus buradan kurulumu gerçekleştirmek gerekiyor. Bu arada programın indirme linkini videonun açıklama kısmında bulabilirsiniz. Soldaki bilgi kısmına baktığımızda görmüş olduğunuz gibi 25 serisi entegreleri otomatik olarak tanımaktadır. Detect tuşuna bastığımızda ise entegrenin özellikleri hakkında bilgi vermektedir. Bu aynı zamanda entegrenin doğru takıldığını ve yazılıma hazır olduğunu göstermektedir. Şimdi yukarıdaki tuş kombinasyonlarından entegrenin nasıl yükleneceğini göstereceğim. Burada bize lazım olan tuşlar genelde okuma, yazma ve silmedir. Diğerleri pek kullanılmamaktadır. Evet, Read tuşuna basarak entegreyi okutuyorum. Birazdan F harfleriyle dolu olan tabloda entegrenin içerisindeki bilgileri göreceksiniz. Evet, bu görmüş olduğunuz çeşitli şekillerdeki karmaşık yazı karakterleri entegrenin içeriğinde bulunan ve entegrenin istenilen şekilde çalışmasını sağlayan verilerdir. Bu veriler başta elektriksel arızalar olmak üzere pek çok nedenden dolayı silinmekte veya zarar görmektedir. İşte bu sebepten dolayı hangi cihaz olursa olsun stabil çalışmasını önleyecek veya hiç çalışmamasına sebep olacaktır. Bu tip yazılımsal arızaları gidermek için de tek yol orijinal dump dosyasını bulup bu şekilde yeniden yazılım yüklemektir. Yazılım yüklemeden önce orijinal dosyanın bir yedeğini mutlaka kaydetmeliyiz. Bunu da Save tuşuna basarak dosyaya herhangi bir isim belirleyerek yapıyoruz. Bunu yapmamızın sebebi tedbir açısındandır. Çünkü yükleyeceğimiz dump dosyasının çalışma garantisi yoktur. Ya da diyelim ki arıza yazılımdan çıkmadı. Geri eski haline döndürme şansını elde etmiş oluruz. Ben ayrıca bunları başka amaçla da kullanıyorum. Örneğin dosyalardan arşiv oluşturuyorum. İleride yazılım arızasıyla aynı cihazdan gelecek olursa dump dosyası arama derdi olmadan arşivdekilerini kullanıyorum. Evet, yeni yazılım yüklemek için entegrenin içeriğini siliyoruz. Görmüş olduğunuz gibi çok kısa süren bir işlem. Şimdi de entegrenin silindiğinden emin olmak için tekrar okutuyorum. Aslında silmeden direkt üzerine de yazdırabilirdim. Ancak artık dosya kalma ihtimaline karşı sıfırlamak en iyisi. Evet, silme işleminden sonra gördüğünüz gibi tabloda sadece F harfleri görünmekte. Şu an entegrenin tüm içeriği sıfırlanmış durumda. Evet, entegreyi silme işlemini tamamladıktan sonra yükleme işlemine geçiyoruz. Şu an elimde hazır bulunan bu dump dosyasını entegreye aktaracağım. Dump dosyasını programa aktarmak için sürükle bırak da yapabilirsiniz. Dosya konumundan da yükleyebilirsiniz. Evet, bu görmüş olduğunuz veriler dump dosyasındaki verilerdir. Şimdi bunları entegreye aktarmak için program tuşuna basıyorum. Bu arada entegre yüklenirken sağ alt köşede programlayıcının yükleme yaptığını gösteren gösterge ışığının yandığını görüyorsunuz. Bu ışık yanıyorsa yükleme başarılı demektir.
Evet, yükleme işlemi hatasız şekilde tamamlandı. Yine de tam emin olmak için programı kapatıp açıp entegreyi tekrardan okutuyoruz. Evet, görmüş olduğunuz gibi tüm veriler sorunsuz şekilde aktarıldı. Şimdi USB'yi bilgisayardan çıkartıp programladığımız entegreyi cihazımıza takabiliriz. Evet, şimdi de 24C serisi EEPROM'a nasıl yükleme yapılacağını göstereceğim. Aslında bir önceki SPI Flash entegresinden pek bir farkı yok. Tek farkları sokete doğrudan bağlanmasıdır. Ve bir de programın bunları otomatik tanıma özelliği olmadığı için numarasına göre listeden manuel seçilmesidir. Bunların dışında değişen pek bir şey yoktur. Evet, burada da önce entegrenin türünü, daha sonra entegrenin üzerinde yazan numarayı seçip bir önceki işlemlerin aynısını yapıyoruz. Evet değerli dostlar. Bu videoda da elektronik cihazların yazılımıyla ilgili konuyu elimden geldiği kadar detaylarıyla anlatmaya çalıştım. Umarım bir nebze olsun faydalı olmuştur. Eğer faydalı bulduysanız videoyu beğenerek ve abone olarak belirtmenizi rica ederim. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hoşça kalın, mutlu kalın.